Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İkinci işaret benim virdimde her vakit tefekkürle baktığım 20'den ziyade şehadetlere işaret eden Muhammedun Resulullah sadıkul va'dil emin bi şehadeti zuhuri def'aten ma'a ummiyetihi bi ekmeli dinin ve islamiyetin ve şeria ve bi akva imanin ve i'tikadin ve ibadetin ve bi a'la da'vetin ve münacatin ve da'avat ve bi a'ammi tebliğin ve etemmi metanetin harikatin musmiratin la misle leha. Kısa bir nebi tercümesi ve meali. Yani Muhammed aleyhissalatü vesselamın risaletine şehadet eden birincisi, 11 halatından çıkan bir hücceti risalettir. 11 halatından çıkan bir hücceti risalettir. Evet, okumak yazmak öğrenmediği ve ümmi olduğu halde 14 asrın ukalasını, akıllılarını, feylesoflarını hayrette bırakan ve ediyan-ı semaviyede birinciliği kazanan bir din ile birden tecrübesiz defaten meydana çıkması emsal kabul etmez bir halet olduğu gibi. Bu bir hal. 11 halat dedi ya. Birincisi bu. Okumak yazmak öğrenmediği ve ümmi olduğu halde 14 asrın ukalasını, feylesoflarını hayrette bırakan ve ediyan-ı semaviyede birinciliği kazanan bir din ile birden tecrübesiz defaten meydana çıkması emsal kabul etmez bir halet olduğu gibi, sözlerinden, fiillerinden, hallerinden çıkan İslamiyet her zamanda 350 milyon insanın ruhlarına, nefislerine, akıllarına terbiyekârane ders vermesi ve manevi terakkiyata sevk etmesi emsalsiz bir halettir. Hakikaten öyle bir şey defaten tecrübesiz, defaten meydana çıkması. Yani bir şey önce biraz kaba olarak ortaya çıkar, sonra yavaş yavaş böyle başkalarının yardımıyla, başkalarının geliştirmesiyle ilerler. Mesela tüfeği ilk icat eden, o tüfek nasıl bir tüfekti Allah bilir. Şimdi ama o çok büyük bir halet. Yani onun ilk icadı çok büyük bir maharet. Çok büyük bir hakikaten hissesi var. Ama tabii ki çok kaba, çok böyle iptidai bir şey. Şimdi en başta en mükemmel olarak yapılsa nasıl olur? O çok çok daha büyük bir maharet olur ki işte böyle ne dedi? Okumak yazmak öğrenmediği ve ümmi olduğu halde. 14 çünkü okuma yazma manası ne demek? Yani birikmiş marifetlerden istifade edebilmek demek yani. Yoksa sadece gördüğü insanlardan istifade edebilir. 14 asrın ukalasını, akıllılarını, feylesoflarını hayrette bırakan ve ediyan-ı semaviyede birinciliği kazanan bir din ile birden tecrübesiz defaten meydana çıkması emsal kabul etmez bir halet olduğu gibi, sözlerinden, fiillerinden, hallerinden çıkan İslamiyet. Şimdi bu da ayrı bir cihet ki hakikaten demek ki yani Kur'an tamam İslamiyet'in en büyük kaynağı ama İslamiyet aynı bir din yani bir hayat tarzı. Sözlerinden, fiillerinden, hallerinden çıkan İslamiyet her zamanda 350 milyon insanın ruhlarına, nefislerine, akıllarına terbiyekârane ders vermesi ve manevi terakkiyata sevk etmesi emsalsiz bir halettir. Hem öyle bir şeriatla meydana gelmiş ki adilane kanunlarıyla nev'i beşerin beşten birisini 14 asırda maddi ve manevi terakki içinde idare etmesi misilsiz bir halet olduğu gibi. Öyle bir şeriatla meydana gelmiş ki adilane kanunlarıyla nev'i beşerin beşten birisini 14 asırda maddi ve manevi terakki içinde idare etmesi. Hakikaten şeriat hakkında işte Üstad Mucizat Ahmediye'nin sonunda almış bunu. Avrupa'nın hukukçularının 1927'de Viyana'da yaptıkları kongrede bir öyle bir ilanat yapmışlar ki işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öyle bir şeriat, öyle bir kanunlar manzumesi ortaya koymuş ki biz Avrupalılar bu terakkiyatımızla 2000 sene sonra onun kıymetine ulaşabilsek çok büyük bir başarı elde etmiş oluruz diye ifade etmişler. 2000 sene sonra. 2000 sene sonra daha. Yani 2007 senesinde değil. Çünkü hakikaten beşeriyetin kanunları zaman geçtikçe bir taraftan patlak veriyor, bir taraftan yamıyorsun, diğer tarafı patlak veriyor. Birileri kendi menfaatine alet ediyor, akrabalarına rant çekiyor, her türlü şeyler oluyor. Ama ilahi, semavi bir şeriatın
Hakikaten bütün insanlığı işte aile içindeki muamelelerden tut. Bak oradan başlıyor. Ondan sonra devletler arasındaki münasebetlere kadar şu anda beşeriyet kan ağlıyor. Yani beşeriyet her türlü şeyden çökmüş. O kadar terakki ettik dedikleri şeyler hepsi çöp olduğu çok net ortada. Yani o kadar intiharlar, o kadar gözyaşı, kan, o kadar zulümler, zayıfın ezildiği bir dünyada yaşıyoruz yani maalesef. O zat öyle bir iman ve itikatla meydana çıktı ki bütün ehli hakikat her zaman onun mertebe imanından feyz almalarıyla beraber en yüksek, en kuvvetli bir derecededir diye müttefikan tasdikleri ve o zamanda hadsiz muarızlarının ona muhalefeti zerre kadar bir telaş, bir vesvese, bir şüphe vermemesi gösteriyor ki kuvvet-i imaniyede dahi onun emsali yok ve o külli yüksek imanı misilsizdir. Hem öyle bir ubudiyet ve ibadet gösterdi ki İptida ve intihayı birleştirip hiç kimseyi taklit etmeyerek ibadetin en ince esrarını görüp müraat ederek en dağdağlı zamanlarda dahi tam tamına ubudiyeti yapması emsalsiz bir halet olması gibi. Halıkına karşı öyle davat ve münacat ve ricalar yapmış ki bu zamana kadar telahuk-u efkarla beraber o mertebeye yetişilmemiş. Mesela Cevşenül Kebir münacatında bin bir esma ilahiyi şefaatçi ederek Halık'ını öyle bir tarzda tavsif ve tarif eder ki emsali yok. Ve marifetullah'ta kimse ona yetişememesi misilsiz bir halettir. Hem öyle bir metanetle insanları dine davet ve öyle bir cüretle risaletini tebliğ etmiş ki kavmi ve amcası ve dünyanın büyük devletleri ve eski dinlerin etbaları ona muarız ve düşman oldukları halde zerre kadar korkmayarak, çekinmeyerek umumuna meydan okuması ve başa da çıkarması emsalsiz bir halettir. İşte onun sıdkına ve nübüvvetine bu harika emsalsiz sekiz haletin mecmuu gayet kuvvetli bir şehadettir. Ve bu haletler o zatın aleyhissalatü vesselam nihayet derecede ciddiyetine ve itminanına ve kemal-i sıdkına ve hakkaniyetine kat'i kanaatı var olduğunu gösteriyor. Alem-i İslam her günde, her teşehhütte, milyonlar lisanla Esselamu aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu der ve onun memuriyetine teslimiyetini ve getirdiği saadet-i ebediye beşaretini tasdik ettiğini ve beşeriyetin derin bir aşkla ve fıtri ve istidadi pek kuvvetli bir iştiyakla aradığı hayat-ı bakiyeye sağlam bir yol açtığına karşı alem-i İslam minnettarane, müteşekkirane, Esselamu aleyke eyyühennebiyyü ile bir manevi ziyaret ve görüşmek ve 350 milyon belki milyarlar namına onu tebrik eder. Yani burada hakikaten alem-i İslam her günde, her teşehhütte milyonlar lisanla bu Esselamu aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu demesi. Onun memuriyetine teslimiyet ve getirdiği saadet-i ebediye beşaretin tasdik ettiğini ve beşeriyetin derin bir aşkla ve fıtri ve istidadi pek kuvvetli bir iştiyakla aradığı hayat-ı bakiyeye sağlam bir yol açtığına karşı. Alem İslam minnettarane, müteşekkirane. Esselamu aleyke eyyühennebiyyü ile bir manevi ziyaret ve görüşmek. Ve 350 milyon belki milyarlar namına onu tebrik eder. Yani öyle bir vazife hakikaten insanlar önünde ölümü görüyor. Ölümü yokluk olarak görüyor. Ve yok olup çürüyecek. Ve hayatı da o yokluğa doğru adım adım sürüklenmek olarak görüyor. Şimdi böyle bir vaziyette insanlık o insanlığa ve hepsi de ebediyet istiyor. Hiç kimse yok olmayı, çürümeyi arzu etmez. Kalbi fıtratı bundan haykırıyor, feryat ediyor. Öyle bir beşeriyete, öyle bir vaziyetteki beşeriyete siz yok olmuyorsunuz. Bu dünyadan çok daha güzel bir dünyaya intikal ediyorsunuz. Bu sadece bir müjde değil. Aynı zamanda bunun böyle sağlam bir yol dediği, yani bunun delillerini kainattaki hadiselerden göstererek, Allah'ın kudretini, rahmetini, hikmetini nazara vererek, kainattaki numunelerden, dünyadaki ahirete numune olan Haşr Risalesinde Üstad'ın çok anlattığı birçok numuneler var ki, bu manada sağlam deliller yani, sağlam bir yol açmış. Yani size öyle bir teselli için bir şeyler söylüyor değil yani. Hakikaten çok sağlam bir şekilde kainatın şehadetine istinaden iman hakikatlerini, başta Allah'a iman, siz başıboş değilsiniz.
Siz sonsuz merhamet, hikmet, kudret sahibinin birer abdisiniz. Ve siz yoklukla ebediyete, yoklukla ölüme gitmiyorsunuz. Ölüm, yokluk olarak zannettiğiniz ölüm aslında fani, sıkıntılı dünya hayatından saadetli, ebedi dünya ahiret hayatına bir ücret mekanına geçiştir. Manasında hakikaten sağlam bir yol. İşte 10. söz, 12 hakikatla Resulullah Aleyhisselam'ın Kur'an'la verdiği. Tabi bu yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile Kur'an'a birbirinden ayrı bakmamak lazım. İkisi birbirini tamamlayan, beraber vazife gören. Yani sadece hadislerle, sadece sözleriyle bu manayı değil yani. İkisi beraber. Çünkü hadis-i şerifler Kur'an'ın açıklamasıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesi bütünüyle de Kur'an'ın uygulamalı bir neyidir? Tefsiridir. O manayla beraber iş görüyorlar. O tarzda hakikaten sağlam bir yol açmış. Kur'an'ın ahirete dair verdiği dersler hepsi kainattaki şuhudi delillerden yola çıkarak hem Allah'ın kudretini, hem rahmetini, hem hikmetini ders vererek ahiretin varlığını ve insanların oraya intikal ettiğini ve orada da saadeti kazanmak için ne yapması gerektiğini fıtrat-ı beşeriye tam uygun düsturları veriyor. Yani nasıl bir makinayı çalıştıran, bir makinayı yapan usta o makinenin en pürüzsüz, en saadetli nasıl çalışacağını beyan etmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanın halıkı tarafından Kur'an ile, Kur'an beşeriyetin bir nevi nedir? İnsanlığın kullanma talimatı. Aklımızı nasıl nurlandıracağız? Aklımızı nasıl bir vaziyetle kullanmamız gerektiğini bize bildiren, hakikaten mesela Kur'an'ın aklımıza dair verdiği talimatın birincisi nedir? Aklını Allah'a imanla nurlandır. Birinci talimat bu değil mi? İmanla, Allah'a iman ve ahirete imanla aklını nurlandırmasan, dünya hayatında bile hakiki saadeti yakalayamazsın. Bırak ahireti, dünya hayatı bile sana zehir olur. Manevi bir cehenneme döner. Çünkü kendini tesadüfe bağlı ortaya çıkmış, kıymetsiz, manasız bir varlık, yok olup çürümeye mahkum, adım adım oraya doğru sürüklenen bir biçare mahluk olarak görmesi insanı mahveder. Hakikaten o dünyanın sultanı da olsa insan hakikaten hakiki bir saadete, hakiki bir mutluluğa nail olamaz. İşte ne dedi? Şurası çok önemli. Ve onun memuriyetine teslimiyetini ve getirdiği saadeti ebediye beşaretini tasdik ettiğini ve beşeriyetin derin bir aşkla ve fıtri ve istidadi pek kuvvetli bir iştiyakla aradığı hayat-ı bakiyeye sağlam bir yol açtığına karşı alemi İslam minnettarane müteşekkirane esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ile bir manevi ziyaret ve görüşmek ve 350 milyon belki milyarlar namına onu tebrik eder. Şimdi 350 milyon dedi Müslümanların o zamandaki sayısı ama milyarlar dedi beşeriyete bunu getiriyor. Yani bütün beşeriyete bu müjdeyi veriyor. Yani insan Allah'a iman, ahirete iman nurunun altına girmekle bu müjdeden saadetle istifade ediyor. Girmemekle kendisi ihtiyarıyla kendini mahrum etmiş oluyor. Ama aslında bütün beşeriyete Resulullah Aleyhisselam çok büyük bir iyilik etmiş. Tabi Allah'ın lütfu, Allah'ın namına, Allah'ın Resulü olarak Allah'ın beşeriyete çizdiği yolu göstermekle nasıl dünyada da ahirette de saadeti kazanacağının formülünü bir nevi haritasını vermekle hakikaten milyarlar namına onu tebrik. Bütün insanlık namına yani biz demek ki Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü demekle bütün alemi her birimiz bütün alemi İslam namına onu tebrik ediyoruz. Hatta bütün insaniyet namına onu tebrik ve ona minnettarlığımızı, teşekkürümüzü arz ediyoruz. 20 külli şehadetlerden ve pek çok şehadetleri ihtiva eden ikinci şehadet ve bi şehadeti cemii hakaiqil imani ala tasdikihi. Yani imanın altı rükünlerinin hakikatları ve tahakkukları ve hakkaniyetleri Muhammed aleyhissalatu vesselamın risaletine ve hakkaniyetine kat'i şehadet eder. Çünkü onun risalet hayatının şahsiyeti maneviyesi ve bütün davalarının esası ve mahiyeti nübüvveti o altı rükündür. Yani imanın bütün rükünleri onun risaletine şahittir. Niye? Çünkü onun risalet hayatının şahsiyeti maneviyesi ve bütün davalarının esası ve mahiyeti nübüvveti o altı rükündür. Öyleyse o rükünlerin tahakkuklarına delalet eden bütün delilleri,
Şimdi mesela meleklerin varlığını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize bildiriyor. Ahiretin, cennetin, cehennemin varlığını o bildiriyor. Bu iman rükünlerinin her birisini ispat eden bütün deliller onun sadık olduğunun delilleri. Çünkü asıl o bütün davaların esası onlar. O altı rükün. Öyleyse o rükünlerin tahakkuklarına delalet eden bütün delilleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletinin hak olduğuna ve onun sadıkiyetine dahi delalet ederler. Hem ahiretin tahakkukuna sair rükünlerinin delaletini meyve risalesi ve 10. sözün zeyilleri beyan ettikleri gibi öyle de her bir rükün hüccetleriyle beraber onun risaletine bir hüccettir. Binler şehadetleri ihtiva eden 3. külli şehadet o bi şehadeti zatihi aleyhissalatu vesselam bi elafi mucizatihi ve kemalatihi ve uluvi ahlakihi. Yani o zat aleyhissalatu vesselam güneş gibi kendi kendine delildir. Binler mucizat ve kemalat ve yüksek güzel ahlakıyla risaletine ve sadıkiyetine pek kuvvetli şehadet eder. Evet, Mucizat-ı Ahmediye Risale-i Harika'da 300'den ziyade nakl-ı sahih ile ispat ettiği gibi o zat aleyhissalatu vesselam وَاَنْشَقَّ الْقَمَرِ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى ayetlerinin sarahatıyla avucunun bir parmağıyla kamer, ay iki parça olması ve nakl-ı sahih ve tevatürle aynı avucun beş parmağından beş çeşme su akması ve susuz kalan bütün ordusu o sudan içmesi ve şahit olması ve bu acip harika iki defa başka yerde vuku bulması ve aynı avuçla bir parça toprağı hücum eden düşman ordusuna atarak her birisinin gözüne bir avuç toprak girmesiyle hücumdayken kaçmaları ve aynı avuçta küçük taşlar insanlar gibi tesbih edip Subhanallah demeleri gibi nakl-ı sahih ile ve bir kısmı tevatürle tarihlerde kat'iyen vuku'a gelen yüzer ve ehli tahkikin yanında bine kadar mucizat elinde zuhuru. Bu kadar mucizeler hakikaten onun farklı bir vaziyette yani bu kadar mucizeler gösterdiği her bir alemin Halık'ının, Rabbinin Resulü olduğunun delili. Çünkü her bir alemden mucizesi var. İşte bulutlardan mucizesi var, ağaçlardan mucizesi var, taşlardan mucizesi var. Sanki her bir alem onu bütün alemlerin Resulü olarak, elçisi olarak ne yapıyor? Karşılıyor. Sonra ve dost ve düşmanların ittifakıyla onda güzel hasletlerin ve ahlak-ı hasenenin en yüksek derecesinde bulunması. Yani bu ahlak-ı hasenenin en yüksek derecesi çok enteresan bir mana. Üstad bunu izah ediyor başka bir risalede. Diyor ki ahlak-ı hasene çendan gerçi birbirine mübayin ve zıt değil. Yani bütün güzel ahlak bir insanda bulunabilir. Ama derece-i kemalde birbirine müzahamet eder. Bazı ahlaklar, bazı huylar bir insanda bir nevi onun zıddına benzer şeyler var. Yani bir insan hem son derece sehavetli, cömert hem de son derece iktisatlı kolay kolay olamaz. Çok sehavetli, cömertse biraz da müsrif olur genelde. Bir insan hem son derece tevekküllü hem son derece müştehit, çalışkan o da olamaz. Çok iyi çalışkan olan biraz da tevekkülü noksan oluyor. Bir insan son derece celalli, son derece merhametli o da olamıyor. Ama bakıyorsun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Osman'dan daha merhametli, Hazreti Ömer'den de daha celaletli. Yani hem son derece şefkat hem son derece el-buğzu fillah yani Allah namına buğz etme noktasında da son derece. Yani yerine göre yani birbirine zahiren zıt görünen bir insanda içtimaını biraz insanın zor aklen kabul edebildiği güzel huylar hepsi en kemal noktada onda bulunmuş. Üstad diyor bu hal mucizelerin mucizesidir. Öyle çok büyük bir mucize ne diyor? Evet dost ve düşmanların ittifakıyla onda güzel hasletlerin ve ahlak-ı hasenenin en yüksek derecesinde bulunması. Haşiye hatta şecaat kahramanı Hazreti Ali radıyallahu anh diyor harpte biz korktuğumuz zaman Peygamber aleyhissalatü vesselamın arkasına saklanır tahassün ederdik. Şecaat gibi her haslette faik olduğunu o zaman düşmanları dahi tasdik ettiklerini tarihler naklediyorlar. Şimdi burada bir noktaya da dahi dikkat etmemiz lazım. Bir insan sadece şecaatte bile meşhur olsa o şecaatten, cesaretten aldığı şöhretini lekedar etmemek için yalan söylemez.
Bak, cesaretle yalanın çok alakası yok normalde. Ama madem ki bu hususta bir şöhret var, insanlar beni bununla tanıdılar. Ya bu adam cesur ama yalancı demesinler. Yani başkalarına göre yalana daha hassas olur. Herhangi bir güzel huyla öyle tanınmış, o noktada ileri gitmiş bir insan yalana kolay kolay tenezzül etmez. Ama bütün güzel huylar, hele hele zaten onun için daha peygamberliğinden evvel Muhammedül Emin lakabıyla meşhur olması, yani düşmanları kendi akrabalarına emanet etmedikleri şeyleri ona emanet etmesi, o kadar emin, o kadar sadık, asla yalana tenezzül etmez. O zaman bu kadar güzel huylar içtima etmekle asla olamaz. Yani mesela o da ileride gelecek. Yani düşmanları mesela Ebu Cehil ömrü boyunca inatla ona düşmanlık etmiş. Onun oğlu o da o babasıyla beraber ona düşmanlık etmiş. Ama hakkaniyetini görünce bu sefer onun davası uğrunda hayatını feda etmiş. Allah Allah. Yermük Savaşı'nın en dehşetli bir vaziyetinde Hazreti İkrime İbni Ebu Cehil böyle var mı benimle ölünceye kadar geri dönmemek üzere öyle yani İslam ordusu son derece tehlikeli bir durumda. Böyle benimle beraber ölüm uğruşuna gelen var mı? Böyle 400 kişi toplamış. 400 kişi böyle şey gibi topuz gibi saldırmışlar. Darmadağın etmişler. Çünkü öyle ölümü başkalarının hayatı sevdiği kadar seven şehadeti niyet etmiş bir vuruşla vuruyorlar. Yani böyle şeyler hakikaten çok acayip. Bunlar hepsi tabii ne dedi? Onda güzel hasletlerin, evet dost ve düşmanların ittifakıyla onda güzel hasletlerin ve ahlak-ı hasenenin en yüksek derecesinde bulunması ve arkasında tebaiyetle sülük edip kemalata erişen ve hakikate aynel yakin yetişen bütün ehli tahkik, ittifakla kemalat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam en yüksek derecede bulunduğuna hakkal yakın tasdikleri ve onun dininden gelen alem-i İslam'ın füyüzatı ve koca İslamiyet'in hakikatları onun harika kemalatına delalet eder. Elbette o zat aleyhissalatü vesselam bizzat kendi risaletine gayet parlak ve külli geniş şehadet eder demektir. Pek çok kuvvetli şehadetleri ihtiva eden dördüncü şehadet o bi şehadetil Kur'an bima la yuhaddu min hakaiqihi ve berahinihi. Yani Kur'an'ın mucizül beyan, hadsiz hakikatler ve hüccetleriyle risaletine, sadıkiyetine şehadet eder. Evet, 40 vecihle mucize olduğu Zülfikar mucizatında ispat edilen ve 14 aslı nurlandıran ve nev-i beşerin beşten birisini tebeddül etmeyen kanunlarıyla idare eden ve o zamandan şimdiye kadar bütün muarızlara meydan okuyup hiç kimse hatta bir suresinin mislini getirmeye cesaret etmeyen ve Ayet-ül Kübra'da ispat edildiği gibi altı cihetin nurani şüpheler giremeyen ve altı makam-ı kübra hakkaniyetini imza basan ve sarsılmaz altı hakikatlere dayanan ve her zamanda yüzer milyon lisanlarda şevk ve hürmetle okunan ve her dakikada milyonlar hafızların kalplerinde kutsiyetle yazılan ve alem-i İslam'ın bütün şehadetleri ve imanları onun şehadetinden tereşrüh eden ve bütün ulumu imaniye ve İslamiye onun menbaından çıkan, onun menbaından akan ve o eski semavi kitapları tasdik ettiği gibi bütün kütüb ve suhuf-ı semaviyenin manevi tasdiklerine mazhar bulunan Kur'an'ın azimüşşan bütün hakikatleriyle ve hakkaniyetini ispat eden bütün hüccetleriyle Muhammed aleyhissalatu vesselamın sıdkına ve risaletine şehadet eder demektir. Yani burada Üstad başka bir yerde öyle ifade ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın mucizesi, Kur'an da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam güzel ahlakı, emaneti, ciddiyeti, sadakati, ondan sonra elinde zahir olan bütün mucizeler, elindeki Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunun delili. Kur'an'daki gaybtan verdiği haberler, ondan sonra belagatına meydan okuduğu halde 14 asırdır hiç kimsenin karşı çıkamaması, daha bir sürü vecihler, 40 vecihle mucizeliği, o da onu elinde taşıyan zatın Allah'ın Resulü olduğunun delili. O ona mucizelik ediyor, o da ona mucizelik ediyor. Yani böyle hakikaten Kur'an-ı Azimüşşan ne diyor? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sıdkına ve risaletine şehadet eder demektir. 5., 6., 7., 8. külli şehadetler
وبشهادة الجوشن بقدسية إشاراته ورسائل النور بقوة دلائله والماضي بتواتر إرهاساته والاستقبال بتصديق آلاف حادثاته يعني بمبير اسماء إلهية صريحا وإشارة بقان ve bir cihette Kur'an'dan çıkan bir harika münacat olan ve marifetullah'ta terakki eden bütün ariflerin münacatlarının fevkinde bulunan ve bir gazvede zırhı çıkar onun yerine bu cevşeni oku diye Cebrail vahiy getiren cevşenül kebir münacatı içindeki hakikatler ve tam tamına Rabbine karşı tavsifler Muhammed aleyhissalatü vesselamın risaletine ve hakkaniyetine şehadet ettiği gibi. Kur'an'dan tereşrüh eden ve bir cihette cevşenin feyiz alan ve tevellüd eden Risale-i Nuriye 130 parçasıyla Risalet-i Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam bir tek hüccet olarak Risaletinin bütün hakikatlarını aklen ve mantıkan ispatıyla. İşte Risale-i Nur hakikaten Resulullah aleyhissalatü vesselamın beyan ettiği bütün hakikatları, Kur'an'ın bütün hakikatlarını ispat edilmez denilen meseleleri dahi ne yapıyor? İzah ve ispat ediyor. Gözümle görmediğime inanmam diyen insanlara dahi ispat etmesi, o zaman ne oluyor? Bütün risaleler onun davet ya hakikatların ispatını yapmakla onun hak ve hakikat söylediğinin neyi oluyor? İspatı oluyor. Evet, bütün hakikatların aklen ve mantıkan ispatıyla hatta felsefenin nazarında akıldan pek uzak meselelerini göz önünde gibi gayet kolay ve makul bir tarzda ders vermesiyle Muhammed aleyhissalatü vesselamın sadıkiyetine ve risaletine külli bir surette şehadet eder. Hem zaman-ı mazi dahi risaletine bir külli şahittir ki irhasat denilen nübüvvetten evvel zuhur eden ve gelecek peygamberin mucizatı sayılan harikalar. Yani zaman-ı mazi dedi peygamberliğinden evvel zuhur eden harikalar ki gelecek peygamberin mucizatı sayılıyor. İşte doğumu esnasında olan hadiseler, işte doğduğu senede hatta fil vakasının zuhuruyla mevlidi, yani doğduğu yer ve kıblesi olan Kabe'nin çok harika bir tarzda öyle yıkılmaktan kurtulması gibi ne diyor? Gelecek peygamberin mucizatı sayılan harikalar tarihlerde ve siyer kitaplarında kat'i tevatür tarzında nakledilen pek çok vakalar gayet sağlam bir surette risaletine şehadet eder ve çok nevileri var. Bir kısmı gelecek şehadetlerde beyan edilecek. Bir kısmı da Zülfikar'da ve tarih kitaplarında sahih bir surette nakledilmiş. Mesela veladeti peygamberiyeye aleyhissalatü vesselam yakın bir vakitte Kabe'yi tahrip etmeye gelen Ebrehe askerinin başlarına ebabil kuşlarının elleriyle taşların yağması ve veladet gecesinde Kabe'deki sanemlerin, putların baş aşağı düşmesi ve Kisra-i Fars sarayının harap olması ve ateşperest mecusilerin 1000 seneden beri yanması, devam eden ateşi o gece sönmesi ve Bahira-i Rahib ve Halime-i Sa'diye'nin kat'i ihbarlarıyla bulutlar başına gölge etmesi gibi çok hadiseler nübüvvetinden evvel nübüvvetini haber vermişler. Hem istikbal, yani İstikbal dediği gelecek zaman, yani vefatından sonra onun haber verdiği hadiseler pek çoktur ve çok nevileri var. Birisi Ali Beytine ve ashabına ve Futuhat-ı İslamiye'ye ait ihbarat-ı gaybiyesidir ki Zülfikar'da Mucizat-ı Ahmediye kısmında nakl-ı sahih ile 80 vakıanın aynen haber verdiği gibi çıkması. Mesela Hazreti Osman radıyallahu anh mushaf okurken Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Kerbela'da şehit edilmeleri ve Şam ve İran ve İstanbul'un fetihleri ve Abbasi devletinin zuhuru ve Cengiz ve Hülagu onu mağlup ve mahvetmesi gibi 80 ihbar-ı gaybi mucizatı nakl-ı sahih ile ve tarih ve siyer kitaplarına istinaden tafsilen yazması gibi ihbar-ı gaybinin sair nevileriyle ve Muhammed aleyhissalatü vesselamın hakkaniyetine delalet eden pek çok vakıat-ı istikbaliye ile zaman istikbal dahi kuvvetli ve külli bir surette Risalet-i Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam ve sadıkiyetine şehadet eder demektir. 9. 10. 11. 12. şehadetlere işaret eden وَبِشَهَدَةِ الْاَلِ بِقُوَّةِ يَقِينِيَّتِهِمْ فِي تَصْدِيقِ بِدَرَجَةِ حَقِّ الْيَقِينِ وَالْأَصْحَابِ بِكَمَالِ اِيمَانِهِمْ فِي تَصْدِيقِ بِدَرَجَةِ عَيْنِ الْيَقِينِ وَالْأَصْفِيَاءِ بِقُوَّةِ تَحْقِيقَاتِهِمْ فِي تَصْدِيقِ بِدَرَجَةِ عِلْمِ الْيَقِينِ وَالْأَقْطَابِ بِتَطَابُقِهِمْ عَلَى الرِّسَالَةِ بِالْكَشْفِ وَالْمُشَاهَدَةِ وَبِالْيَقِينِ. Yani Muhammed aleyhissalatü vesselamın sadıkiyetine ve hakkaniyetine külli şehadetlerden 9.'sü ulema-i ümmetike enbiya-i beni İsrail sırrına mazhar ve salavatlarda Ali İbrahim aleyhisselama mukabil olan Ali Muhammed aleyhissalatü vesselam içindeki büyük evliya ve Ali radıyallahu anh ve Hasan radıyallahu anh ve Hüseyin
ve Ali Ehli Beyt'in 12 imamı ve Gavs-ı Azam ve Ahmedi Rufai Kudüs-i Ruhu, Ahmedi Bedevi, İbrahim Desuki, Ebu Hasan-ı Şazeli gibi aktaplar, imamlar ittifakla, hakkal yakın bir itikatla ve keşfiyat ve müşahedatla ve ümmete gösterdikleri harika irşadatla ve kerametlerle risalet ve hakkaniyet ve sadıkiyet-i Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam imanları ve şehadetleriyle imza basıyorlar. Yani bu kadar veliler, bu kadar Ahl-i Beyt'in içinde yetişen büyük imamlar hakikaten o kadar olmuş ki, yani bazıları demişler ki yani biz bunları, yani mesela İslamiyet'i kabul etmeyenlerden bile, mesela Abdülkadir Geylani hakkında İslamiyet'i kabul etmeyen Hristiyanlar demişler biz İslamiyet'i kabul etmedik ama Abdülkadir Geylani de inkar edemeyiz. Bu da bizim gibi normal bir adamdır diyemeyiz yani. Bu farklı bir insan yani. Hakikaten ahlakıyla, şeyiyle, yani kerametleri bir tarafa, kerametlerinden ayrı çok büyük kemalat-ı insaniyeyi yaşamış. İşte Ahl-i Beyt'te yetişmiş o kadar aktaplar, imamlar, bu kadar irşatlarıyla hakikaten böyle peygamberlerin varisleri olarak bu hadis-i şerifte var. Benim ümmetimin alimleri, Beni İsrail'in peygamberleri gibidirler. Bu manayı yaşamışlar. Hakikaten birer peygamber gibi sanki. Tabii peygamber değiller ama peygamberin vazifesi bir cihette veraset-i nübüvvet sırrıyla görmüşler. Onuncusu, enbiyadan sonra en muhterem ve yüksek taife ve ümmi ve bedevi oldukları halde az bir zamanda Nur-u Muhammedi aleyhissalatu vesselam ile şarktan garba kadar adilane idare edip cihangir devletleri mağlup ederek müterakki, fenli, medeni, siyasi milletlere üstad, muallim, diplomat, hakimi adil olarak o asrı bir asr-ı saadet hükmüne getiren sahabeler. Şimdi sahabelere nasıl bir tarif yaptı? Hakikaten bunlar, bu kayıtların her birisi çok kıymetli. Enbiyadan sonra en muhterem ve yüksek taife ve ümmi ve bedevi oldukları halde az bir zamanda Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam ile şarktan garba kadar adilane idare edip cihangir devletleri mağlup ederek müterakki, fenli, medeni, siyasi milletlere üstad, muallim, diplomat, hakimi adil olarak o asrı bir asr-ı saadet hükmüne getiren sahabeler Muhammed aleyhissalatü vesselamın her halini tetkik ve taharriden sonra gözleriyle gördükleri çok mucizatın kuvvetiyle eski düşmanlıklarını ve ecdatlarının mesleklerini ve çokları Halid İbni Velid ve İkrime İbni Ebu Cehil gibi pederlerinin taraftarlıklarını, ikisi de çok büyük kumandanlar. Ama Halid bin Velid Seyfullah, Allah'ın kılıncı. Onun babası Velid bin Mughire, İslam'ın en büyük düşmanlarından birisi. Ebu Cehil'den geri kalmaz. Öyle bir vaziyette ama onun oğlu hakkaniyet yine görünce, yani delilleri müşahede edince, mucizeleri görünce ne yaptı? Ecdatlarının meslekleri ve çokları Halid İbni Velid ve İkrime İbni Ebu Cehil gibi pederlerinin taraftarlıklarını, kavim ve kabilelerini tamamıyla bırakıp bütün ruh hocanlarıyla gayet fedakarana bir surette İslamiyet'e girerek aynı yakın derecesinde Muhammed aleyhissalatü vesselamın sadıkiyetine, risaletine imanları sarsılmaz külli bir şehadettir. 11. Asfiya ve Sıddıkın denilen müştehitler, imamlar, allemeler. Yani bu şeriat-ı İslamiye'nin alimleri. Ne dedi? Asfiya ve Sıddıkın denilen müştehitler, imamlar, allameler. İbn Sina, İbn Rüşd gibi dahi felsefeler. Misillü binler ehli tahkik. Yani bunlar İslam alimleri, yani İslamiyet'in ilimlerine değil ama felsefe yönünden çok ileri gittikleri halde ne yapmış? Bunlar ehli tahkik, akli ve mantıki bir tarzda. Tabii şimdi burada aklımıza gelebilir, ya İbn Sina'nın yanlış fikirleri de var. Yani buradaki mesele İbn Sina'ya tabi olmak gibi mesele değil yani. Ama böyle bir dahi bir insan, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine hakikaten tahkiki olarak delillerle kabul etmiş, imza basmışsa, bu manada yani o noktayı nazar almak. Yoksa bazı yani kendi aklını ön plana çıkarıp belki
aykırı düşündüğü veya imana hatta iman noktasında tehlikeye bile düştüğü noktalar olabilir. O ayrı. Ama buradaki nazara verilen cihet daha farklı. İbn-i Sina, İbn-i Rüşd gibi dahi felsefeler misillü, binler ehli tahkik, akli ve mantıki bir tarzda, her biri ayrı bir meslekte, şüphesiz binler hüccetlere ve kat'i bir burhanlara istinaden, ilmel yakin derecesinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine ve hakkaniyetine imanları öyle külli bir şehadettir ki, onların umumu kadar bir zekası bulunmayan karşılarına çıkamaz. İşte o hadsiz şahitlerden birisi bu zamanda Risale-i Nur'dur ki münkirler ona karşı hiçbir çare bulamadıklarından zabıta ve adliyeyi aldatıp mahkeme eliyle susturmasına çalışıyorlar. 12. Alim-i İslam'da her biri ümmetin ehemmiyetli bir kısmını daire-i dersine alıp harika irşad ve kerametlerle manevi terakki ettiren ve hüccetler yerinde müşahadata, keşfiyata dayanan ve aktab denilen en derin ehli tahkik ve hakikat, ruhani terakkilerinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini ve sadıkiyetini ve en yüksek mertebeyi hakkaniyette bulunduğunu keşfen ve şuhuden görüp, müttefikan ve mütetabikan nübüvvetine şehadetleri öyle bir imzadır ki, onların umumu kadar bir yüksek mertebeyi kemalatı kazanmayan o imzayı bozamaz. 13. şehadet, dört külli ve çok geniş ve kat'i hüccetlerden ibarettir. O bi şehadetil ezminetil maziye bi tevatürü beşaratil kevahini vel havatifi vel urafai fil edvaris selifin ve bi müşahadeti beşaratil rusuli vel enbiyai ve bi şehadetihim ve beşaratihim aleyhimusselam bi risaleti Muhammedin aleyhissalatu vesselam fil kutubil mukaddese. Bu fıkranın kısaca bir meali burada beyan edilecek ve izahatı ve senetleri Zülfikar'ın Mucizat-ı Ahmediye kısmının ahirinde mükemmel var. Yani geçmiş zamanlarda nev'i beşerin meşahir ve namdarlarından başta enbiya olarak arifler, kahinler, hatifler, müttefikan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine ve geleceğine irhasat nevinden gayet salih ve mükerrer haber verdiklerini nakl-ı sahih ve bir kısmı tevatürle tarih ve siyer ve hadis kitaplarında kayıt ve kabul edilmesine ve Mucizat-ı Ahmediye Risalesi'nde o binler ihbaratın en kuvvetli ve kat'i kısmını tafsilen beyanına binaen ona havale edip gayet kısa bir işaretle deriz ki enbiyalar mukaddes semavi kitaplarda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine dair Tevrat, İncil, Zebur'un güzel ayetlerinde sarahata yakın kısmından 20 ayetleri 19. mektupta yazılmış. Hristiyan ve Yahudiler tarafından çok tahrifatı ile beraber yine Nübüvvet-i Ahmedi'yi haber veren 100 ayeti Hüseyin-i Cisri kitabında yazmış. Kahinler ise başta meşhur şık ve satih olarak ruhani ve cin vasıtasıyla gaybtan haber veren ve şimdi medyum denilen tevatür bir nakli sahihle peygamberin geleceğine ve Fars devletini kaldıracağına sarih bir surette haber verdikleri ve şüphe kaldırmaz bir tarzda yakında bir peygamber Hicaz'da zuhurunu mükerrer söyledikleri gibi. Arif-i Billah kısmından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cedlerinden Ka'b İbni Lüey ve Yemen ve Habeş padişahlarından Seyf İbni Ziyezen ve Tubba gibi çok arifler o zaman evliyaları pek sarih bir surette Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletinden haber verip şiirlerle ilan etmişler. 19. mektupta ehemmiyetli ve kat'i bir kısmı yazılmış. Hatta o padişahlardan birisi demiş, ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hizmetkar olmasını bu saltanata tercih ederim. Birisi de demiş, ah ben ona yetişseydim onun ammizadesi olurdum. Yani Hazreti Ali gibi fedai bir hizmetkarı ve veziri olurdum. Her neyse, tarih ve siyer kitapları bu haberleri tamamen neşr ile bu arifler Risaleti Muhammediye'ye Aleyhisselatü Vesselam kuvvetli ve külli bir şehadetle sadıkiyetine imza basıyorlar. Hem o arifler ve kahinler gibi Risaleti Muhammediye'yi gaybi haber veren ve sözleri işitilen ve şahısları görünmeyen hatif denilen ruhaniler pek sarih bir surette Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinden haber verdikleri gibi çok muhbirler, hatta saneme kesilen kurbanlar ve sanemler ve mezar taşları nübüvvetinden haber vermeleriyle onun risaletine ve hakkaniyetine imza basıp tarih lisanıyla şehadet etmişler. 14. şehadet. Şimdi buraya kadar geçen şehadetler hakikaten çoğu nakle dayanan
Ama akli olarak da reddedilmez şehadetleri. Çünkü o icma, o kuvvet böyle bir şey getiriyordu. Ama şimdiki, Söylediğin onlar şimdi yo, onlar değil. O birincide geçti. Bu şehadetler o birincide geçti. 11 haletinden çıkan bir şehadet. Sonra ikinci, üçüncü. Şimdi 14. şehadete geldi. Kainatın kuvvetli şehadetine işaret eden bu Arabi fıkra. Kainattan Risalet-i Ahmediye'ye, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine, peygamberliğine delil. Bir de Allah'tan şehadet. O da 15. de anlatılacak. Çok önemli. Şu öyle bir ders ki hakikaten, yani biraz belki ders uzadı ama çok önemli kısmı kaldı. Kainatın kuvvetli şehadetine işaret eden bu Arabi fıkra. Ve bi şehadetil kainati bi gayatiha ve bil makasidil ilahiyeti fiha ala risalet Muhammediyetil camia bi sebebi tevakkufi husuli gayatil kainati vel makasidil ilahiyeti minha وتقرر قيمتها ووظائفها وتبارز حسنها وحسنها وكمالاتها وتحقق حكم حقائقها على الرسالة الإنسانية لا سيما على الرسالة المحمدية إذ هي المظهرة والمدار الأتم لها ولولاها لصارت هذه الكائنات المكملة والكتاب الكبير ذو المعاني السرمدية هباء منثورة متطايرة المعاني متساقطة الكمالات وهو محال من وجوه وجهات آيات الكبرى بو عربي فقران ما علينا دائر دمش Bu kainat nasıl ki kendini icat ve idare ve tertip eden ve tasvir ve takdir ve tedbir ile bir saray, bir kitap gibi, bir sergi, bir temaşagah gibi tasarruf eden saniine ve katibine ve nakkaşına delalet eder, öyle de kainatın hılkatındaki makası-ı ilahi bilecek, bildirecek ve tahavvulatındaki Rabbani hikmetlerini talim edecek ve vazifedarına harekatındaki neticeleri ders verecek ve mahiyetindeki kıymetini ve içindeki mevcudatın kemalatını ilan edecek. Ve nereden geliyorlar ve nereye gidecekler ve ne için buraya geliyorlar ve çok durmuyorlar, gidiyorlar diye dehşetli suallere cevap verecek. Ve o kitab-ı kebirin manalarını ve ayat-ı tekviniyesinin hikmetlerini tefsir edecek bir yüksek dellal, bir doğru keşraf, bir muhakkik üstad, bir sadık muallim istediği ve iktiza ettiği ve her halde bulunmasına delalet ettiği cihetle elbette bu vazifeleri herkesten ziyade yapan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkaniyetine ve bu kainat halıkının en yüksek ve sadık bir memuru olduğuna kuvvetli ve külli şehadet edip eşhedü enne Muhammeden Resulullah der. Diyen kim? Kainat. Kainat kendini icat ve tedbir eden halıkına şehadet ettiği gibi, madem ki kainat bir saraydır, saray inşa eden bir ustayı gösterir. Ama o sarayı tarif edecek, o sarayın ustasının nasıl kemalatına şehadet ettiğini tarif edecek bir rehbere de, bir mürşide de delalet eder. Bir kitap katibini gösterir, bir cihetten de onu ders verecek bir muallimi gösterir. Bir sergi, bir temaşagah, o sergideki sanat eserlerini yapan sanatkarını gösterir. O sergide o eserlerin Halık'ın kemalatını, sonsuz rahmetini, hikmetini, kudretini nasıl gösterdiğini öğreten bir rehbere de işaret eder. O yönden ve şu kainat niçin yaratılmış, şu mahlukat nereden geliyor, nereye gidecek, ne olacak? Yani Allah'ın varlığıyla, ahiretin varlığıyla mana kazanıyorlar. Yoksa bunları bilmesek hakikaten kainat manasız bir kitap gibi olur. Şurada onu teyiden ifade ediyor. Evet, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği nur ile kainatın mahiyeti, kıymeti, kemalatı ve içindeki mevcudatın vazifeleri ve neticeleri ve memuriyetleri ve kıymetleri bilinir, tahakkuk eder. Yani şimdi onun getirdiği nur olmasa her bir mahluk, her bir varlık kıymetsiz, manasız, tesadüf oyuncağı, tesadüfen ortaya çıkmış bir nazarla bakılıyor. Şimdi mesela Hazreti Osman'ın mushafı daha biçilebilir mi? Nispet edildiği zata göre onun yazdığı mushaf veya onun okuduğu Kur'an böyle hakikaten paha biçilmez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yazmış olsaydı, ümmi bizzat yazmamış ama yazmış olsaydı ona nispetle çok daha kıymet kazanacak mıydı? Evet. İşte her bir mahluk Allah'ın mektubu samadanesi.
Allah'ın kudretiyle, rahmetiyle sonsuz bir kıymet kazanıyor. Onun rahmetine, keremine mazhar, onun yaratmasıyla yaratılmış sonsuz bir kıymet. Ona tesbih eden, ibadet eden, onu tarif eden, onun sonsuz hikmetin, rahmetini insanlara tebliğ eden bir ibret levhası. Ne kadar kıymetli. Ama getirdiği nur olmasa, o zaman her şey ne dedi? Kıymetsiz, manasız, paçavradan ibaret. Evet, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği nur ile kainatın mahiyeti, kıymeti, kemalatı ve içindeki mevcudatın vazifeleri ve neticeleri ve memuriyetleri ve kıymetleri bilinir, tahakkuk eder. Ve kainat baştan başa gayet manidar mektubat-ı Rabbaniye, mektubat-ı ilahiye ve mücessem bir Kur'an-ı Rabbani ve muhteşem bir meşher-i asar-ı subhaniye olur. Ve kainat, tekrar okuyalım, ve kainat baştan başa gayet manidar mektubat-ı ilahiye ve mücessem bir Kur'an-ı Rabbani ve muhteşem bir meşher-i asar-ı subhaniye olur. Yoksa adem, yani o nur olmasaydı, adem ve hiçlik ve zeval ve fena karanlıklarında yuvarlanan karma karışık, vahşetli bir virane, dehşetli bir matemhane mahiyetine düşer. Bu hakikata binaen kainatın kemalatı ve hikmetli tahavvülatı ve sermedi manaları kuvvetli bir tarzda neşhedü enne Muhammeden Resulullah der. 15. şehadet pek çok kutsi şehadetleri ihtiva eden, bu kainatta tasarruf ederek, burada da kainat halıkının şehadeti. Ama bu şehadet iki cihetten, ef'al-ı rahmaniyet cihetiyle, bir de icraat-ı ef'al-ı rahmaniyet ciheti, bir de ef'al-ı rububiyet ciheti. İki cihet, onu anlatacak. Yani rahmetini hususi bir surette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a onu en tehlikeli vaziyetlerde himayesiyle göstermesi. Ef'al-ı rahmaniyet. Sonra ef'al-ı rububiyet cihetiyle de kainatı onun getirdiği nur ile nurlandırması. Yani kainatın manasının, kainattan yaratılışındaki maksadın onun varlığıyla, onun risaletiyle maksatların hasıl olması cihetiyle, yani bir nevi kainatı nurlandıran bir ışık olarak onun risaletini kainatına bir nevi lamba olarak koymuş diyebiliriz. İki cihet. Şimdi bunları açıklayacak. Öyle kısaca iki cihetine baktık. 15. şehadet pek çok kutsi şehadetleri ihtiva eden, bu kainatta tasarruf ederek zerrattan seyyarata kadar bütün tahavvulat ve harekat ve sekanat ve hayat ve memat gibi bütün tasarrufat emriyle, iradesiyle, kuvvetiyle bulunan zat-ı vacibul vücudun icraat-ı rububiyeti ve ef'al-ı rahmaniyeti cihetinde Risalet-i Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam mukaddes şehadetine işaret eden bu gelen Arabi fıkradır. وَبِشَهَدَةِ صَاحِبِ الْكَائِنَاتِ وَخَلَّاقِهَا وَمُتَصَرِّفِهَا عَلَى الرِّسَالَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ بِأَفْعَالِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَبِإِجْرَاءَاتِ الرُّبُوبِيَّةِ كَفِعْلِ الرَّحْمَانِيَّةِ بِإِنْزَالِ الْقُرْآنِ الْمُعْجِزِ الْبَيَانِ عَلَيْهِ وَبِإِظْهَارِ أَنْوَاعِ الْمُعْجِزَاتِ عَلَى يَدَيْهِ وَبِتَوْفِيقِهِ وَحِمَايَتِهِ فِي كُلِّ حَالَاتِهِ وَبِإِدَامَةِ دِينِهِ بِكُلِّ حَقَائِقِهِ وَبِإِعْلَاءِ مَقَامِ حُرْمَتِهِ وَشَرَفِهِ وَإِكْرَامِهِ عَلَى جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ بِالْمُشَاهَدَةِ وَالْعَيَانِ وكفعل ربوبيته بجعل رسالته شمسا معنوية لكائناته وبجعل دينه في لسة كمالات عباده وبجعل حقيقته مرآة جامعة لتجلية ألوهيته وبتوظيفه بوظائف ضرورية لازمة لوجود المخلوقات في هذه الكائنات كلزوم الرحمة والحكمة والعدالة وكضرورة لزوم الغذاء والماء والهواء والضياء. Bu pek kat'i ve çok geniş ve kutsi şehadetin tafsilatını Risale-i Nur'a havale edip gayet kısacık bir işaretle meali icmalisine bakacağız. Evet, bu kainatta gözümüz önünde bu muntazam tasarrufatı içinde adalet ve hikmetle ve rahmet ve inayet ve himayetle her zaman iyileri himaye ve fenaları ve yalancıları tokatlamak rububiyetinin bir adeti olmasından ef'al-ı rahmaniyet muktezasıyla bir Kur'an mucizül beyanı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eline vermesi ve bine yakın mucizelerin pek çok envaını ona vermesi. Şimdi eline Kur'an'ı vermesiyle böyle 14 asra meydan okuyan bir kelamullah onun elinde, böylece onu teyit etmiş olmuyor mu? Bu kainatın halıkı
eline Kur'an'ı vermesiyle, yani fermanını ona nazil etmesiyle ve ondan ayrı bin mucizelerle onu yine de tasdik etmesi. Evet, ve bine yakın mucizelerin pek çok enva'ını ona vermesi ve bütün halatında ve en tehlikeli vaziyetlerinde şefkatkârane himaye ve hatta güvercin ve örümcekle muhafaza etmesi ve büyük vazifelerinde onu tam muvaffak etmesi ve dinini bütün hakikatlarıyla idamesi ve İslamiyetini zeminin ve nev-i beşerin başına geçirmesi ve bütün mahlukat üstünde bir makam-ı şeref ve meşahiri insaninin fevkinde daimi bir rütbe-i makbuliyet ve dost ve düşmanının ittifakıyla en yüksek hasletleri taşıyan bir şahsiyeti vermekle beşerin beşten birisini ona ümmet etmesi. Gayet kat'i bir tarzda sadıkiyetine ve risaletine şehadet ettiği gibi. Yani bu kainatın mutasarrıfı bu fiilleriyle ona Kur'an'ı vermesiyle, bine yakın mucizeleri onun elinde halk etmesiyle onu tasdik ediyor. Onun Allah'ın kendisinin Resulü olduğunun apaçık bir şehadeti kainat halıkından geliyor. Sonra ne diyor? Ef'al-ı rububiyet cihetinde dahi görüyoruz ki bu alemin mutasarrıfı ve müdebbiri Muhammed aleyhissalatu vesselamın risaletini bu kainata bir manevi güneş yapıp nur risalelerinde ispat edildiği gibi onun ile bütün karanlıkları izale. Yani onun risaletiyle kainatın karanlıklarını izale ediyor. Eğer o nur olmasaydı biraz önce dediğimiz gibi kainat tesadüfe bağlı, manasız, kıymetsiz, her bir insan çevresinde gördüğü bütün varlıkları hayatına her an zarar verebilecek serseri bir düşman vaziyetinde, kendini de hasi düşmanlarla sarılmış bir vaziyette görecekti. Yani o zulümat, o sıkıntı ve bütün sevdikleri adedince o zulümatı ruhuna aksedecekti. Onun ile bütün karanlıkları izale ve nurani hakikatlerini gösterip ve bütün zişuuru belki kainatı hayat-ı bakiye müjdesiyle sevindirdiği gibi dinini dahi bütün makbul ehli ibadetin fihriste-i kemalatı ve harekat-ı ubudiyette sağlam bir program yapması gibi Muhammed aleyhissalatu vesselamın şahsiyeti maneviyesi olan hakikatını Kur'an'ın ve cevşenin delaletiyle tecelliyat-ı uluhiyetine bir ayni camia yapması ve sabıkan işaret ettiğimiz hakikatların ve 14 asırda her gün ümmetinin bütün hasenatlarının bir mislini kazanmasının ve hayat-ı içtimaiye ve manevi beşeriyedeki asarının delaletiyle nev-i beşere en yüksek reis ve muhteda ve üstad yapması ve onu büyük ve kutsi vazifelerle beşerin imdadına gönderip rahmet, hikmet, adalet, gıda, hava, ma, ziya derecesinde insanları onun dinine, şeriatına, İslamiyet'teki hakikatlarına muhtaç yapması. Yani insanları onun dinine, şeriatına muhtaç olarak yaratmış Allah. Bu onun dinine Allah tarafından bir şehadet midir, bir tasdik midir, değil midir? Ne dedi tekrar okuyalım üstten? Ve onu büyük ve kutsi vazifelerle beşerin imdadına gönderip rahmet, hikmet, adalet, gıda, hava, ma, ziya derecesinde insanları onun dinine, şeriatına, İslamiyet'teki hakikatlarına muhtaç yapmasıyla 12 külli ve kat'i hüccetlerle Risalet-i Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam kutsi şehadet ettiği halde acaba hiç mümkün müdür ki sinek kanadının ve bir çiçeğin tanziminden lakayt kalmayan bu kainat sahibinin bu derece külli ve geniş şehadetlerine mazhar olan Risalet-i Muhammediye kainatın manevi bir güneşi olmasın? Haşiye, ben bu ihtiyarlığım ve perişaniyetim için de Zat-ı Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam getirdiği erzak-ı maneviyenin milyondan birisini hissettim, elimden gelseydi milyonlar lisanla, salavatlarla ona teşekkür edecektim. Şöyle ki, ben firaktan, zevalden çok inciniyorum. Halbuki sevdiğim dünya ve dünyeviler müfarakatla beni bırakıp gidiyorlar. Ben de gideceğimi biliyorum. Bu pek elim ve can hıraş mevsiyete karşı birden saadet-i ebediye ve hayat-ı bakiye müjdesini Zat-ı Ahmediye'den aleyhissalatü vesselam işitmekle kurtuluyorum ve tam teselli buluyorum. Hatta teşehhütte Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu dediğimde ona hem biat
hem memuriyetine teslim ve itaat, hem vazifesini tebrik, hem bir nevi teşekkür ve saadet-i ebediye müjdesine bir mukabeledir ki, Müslümanlar her gün 5 defa bu selamı yaparlar. İşte bu 15 külli şehadetler, her biri pek çok şehadetleri, hatta 3. şehadet, mucizat lisanıyla 1000 şehadeti ihtiva edip, öyle bir kat'iyetle ve kuvvetle, eşhedü enne Muhammeden Resulullah olan davayı, ispat ve tahakkukunu ve kıymetini ve ehemmiyetini ilan etmiş ki, her gün 5 defa alem İslam, 100'er milyon lisanlar ile teşehhütte o davayı kainata ilan ettiği gibi, o davanın esası olan hakikat-ı Muhammediye, kainatın çekirdeki aslisi, bir sebebi hılkatı ve en mükemmel meyvesi olduğunu milyarlar ehli iman tereddütsüz tasdik ederek kabul etmişler. Ve bu kainatın sahibi Celle Celaluhu, o şahsiyet-i maneviye-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam, saltanat-ı rububiyetine bir yüksek dellal ve kainat tılsımının ve hılkat muammasının bir doğru keşrafı ve lütuf ve rahmetinin bir parlak misali ve şefkat ve muhabbetinin bir beliğ lisanı ve alemi bakideki hayatı daime ve saadeti ebediyenin en kuvvetli müjdecisi ve elçilerinin en son ve en büyük bir resul eylemiş. Acaba bu mahiyetteki bir hakikate kanaat etmeyen veya ehemmiyet vermeyen ne derece hasaret ve hata ve belahet ve cinayet ettiğini kıyas edilsin. İşte namazdaki Fatiha nasıl ikinci kısımda işaretiyle teşehhütte eşhedü en la ilahe illallah'taki hakikat-ı tevhid davasına kat'i hüccetleri gösterir, hadsiz imzalar basar, bu üçüncü kısımda dahi yine teşehhütte ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah da hakikat-ı risalet davasına kuvvetli şahitleri getirip nihayetsiz tasdik imzalarını bastırır. Ya Erhamer Rahimin, bu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hürmetine bizi onun şefaatine mazhar ve sünnetinin ittibaına muvaffak ve dar-ı saadette onun al ve ashabına komşu eyle. Amin, amin, amin. Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala alihi ve sahbihi bi adedi hurufil Kur'anil makru'ati vel mektubeti. Amin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru da'vana enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.